Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim en sevdiğim filmlerden biri Aşağı'nın Kasaba. Bir de Alex Akıl Almaz Ticari Kafası. Film biteli seneler oldu fakat seneler olmuş evet seneler oldu. Fakat hala yani filmle ilgili şeyler çıkarmaya devam ediyor. Bu da benim bulabildiğim son ürünü. Galiba evet bu onun son ürünü. Gerçekten değişik. Yani film bitti ama hala devam ediyor. Ben de merak ettiğim için alıyorum ve sizlerle paylaşacağım bunu. Dipper ve Mabel'ın Gizem Rehberi adlı bir kitap. Biraz şeye benziyor. Ee, Disney Channel'da yayınlanıyordu. Kısa kısa bölümler. Mabel'ın Hatıra Defteri Anası gibi. Ben azıcık okudum çünkü. Güzel. İkisinin şeylerini anlatıyor. İlk başta kendilerini tanıtıyorlar. Renklilerle yazılmış tahmin edebileceğiniz gibi Mabel. Bu düz yazansa hep deeper oluyor. Kitapta öyle. İçerik. Burada karakterleri tanıtmış. Tanıtmışlar işte birbirlerini. Böyle böyle böyle. Yani kitap ikisinin düşüncelerini anlatıyor. Hangi zamanda anlattığından emin değilim ama biliyorum. Belli bir zaman vermemişler. Ben bu kitabı 30 liraya aldım. Çok daha pahalı değil. Ve güzel. Gerçekten almanızı tavsiye ederim. En sonunda böyle bir şey var. Several Times'ın kocaman bir posteri. Ve onun önünde de şey var. Esaringis kasabanın kuruluşunu anlatıyor. Several Times'ın posteri ise üzerinde şey yazıyor. Mabel'a yazıyor. Böyle bir poster. Ha şuradan kopuyormuş hatta ama ben koparmayacağım. İşte şey mesela aha bunu burada bulalım. Biliyorsunuz ki günlük işte şifreler var. Bunu çok kişi biliyor. Hatta bana siz öğrettiniz arkadaşlar şifrelerin olduğunu ben çözemiyordum yoksa kitabın içeriğinde yazıyor sayfa kaçta olduğu şifreler lanetler ve diğer şeyler 117. Hemen bir 117. 100 Bulamıyorum. Evet. Arkadaşlar biraz zor şeyler yaşıyoruz. Heh burası. Kodlar, lanetler ve diğer sırlar. Günlük 3'de böyle bir aynı bölüm var. Biliyorsunuzdur. Ya cebelleşiyorum kitapla ya. Nasıl kitapsız. Neyse. Şifrelerin tarihi. Mesajların... Mesajınızı gizli ve kafa karşısından bir dile çevirmeyi kriptografi denir. Neyse buraları okumayalım. Ford ee, Makkagıt'tan söyleyemiyorum. Gizli yapmak için yapmıştı biliyorsunuz ki. Ünlü şifrelere bakalım. Ve şimdi işin en iyi kısmı size birkaç şifreyi kırmayı göstereceğim. Fakat bu bilgiyi başka kimseyle paylaşmanızı hatırlayın. Sırala Kusura bakmayın hapşırdım. Sezar şifresi. Bu şifrede alfabetik harfler farklı harflerle değişiyor. Ya yani A harfi B oluyor. Böyle görürüz ki A, B, B, C, Z, A. Hepsi kayıyor. İşte harfi 12 kez sağ kaydırdığınızda şifre bu şekilde değişir ve A, J olur. Burada 12 tane kaydırdığımızda. Sezar alfabesinin belli bir kuralı yok arkadaşlar. Sadece Sezar alfabesi kaydırmaya dayalı bir alfabe. Bakalım at baş var mı? At baş Selam kullanarak Ne yazdığımı çözebilir misiniz? Her daireyi kesin Bu şekilde birleştirin Evet hangi harfin neye denk geldi gösteriliyor Bunları kesmemiz gerek Fakat ben bu kitaba zarar gelmesine niye... <laughs> Kesmeyeceğim arkadaşlar kitapta birbirlerine atarlamaları da çok değişik burada. Ya birbirlerinin yüzüne de söyleyebilirler neyse. At başa geldik. Bu kod alfabeyi ters çevirir. Yani A harfi Z olur. B de Y olur. Bu şekilde devam eder. Bu kırmızı oldukça kolay bir şifredir. Sezar şifresinde 29 yöntem varken o sadece tek bir anahtar bulunur. At baş şifresini kullanarak aşağıdakini çözmeyi deneyin. Bunu çözmeyeceğiz yerine koyma şifresi. Bu şifreler gerçekten çok en, en gerçekten çok havalı. Çünkü onları kullanarak harflerin yerine istediğiniz sembolleri, harfleri ve sayılar koyabilirsiniz. Bu türün ilk örneği harfleri sayılarla değiştirdiğiniz yöntemdir. Aa. Şeyde de vardı günlük üçte de yazılar. Ben ne işe yarıyor bunlar diyordum. Neyse. A1Z29. A, -I Z 29 şeklinde de bilinir. Evet böyle bir şey de var. A, Z 29. Ford yaz. At baş Sezar. A, -I Z 29. Üçünü de söylemiş burada. Böyle çok güzel bir kitap. Burada da bir tane şifrelemişler. O zaman e, eğlence başlasındı. Aynen eğlence başlasın yazıyor yeşillilerle. Şifre yapmışlar. Burada ne yazıyor? Hey Dipper, kendi bölümü baş aşağı yazsam olur mu? Balabili bob. blop. Kitap eğlenceli ve güzel. Ben dün gece okudum. Biraz nereye gelmiş? 71'e gelmişim. Gerçekten güzel bir kitap. Bilmediğiniz şeyleri de açıklıyor. Yani tahmin etmenize yarıyor. Ben almanızı e, öneririm. Video bu kadardı izleyenlere çok teşekkür ederim hoşçakalın.